Yani bugün özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik hakikaten e, tasavvufi ifadeyle seyr-i tamamlanacağı ortamlardır. Yani e, insanlar e, maalesef içinde bulunduğumuz çağda ve içinde bulunduğumuz coğrafyada gittikçe e, bencilleşmeye başlıyorlar. Herkes kendini önceliyor. Efendim ben bir an önce gideceğim yere gideyim. Diğerleri ne olursa olsun. Oysa her şeyin bir usulü ve adabı var. Burada yol adabı dediğimiz şey önemlidir. Biz adabı, usulü Kur'an-ı Kerim'den öncelikle öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Sonra da sahabe efendimizin tatbikatından ilk üç asrın tatbikatından öğreniyoruz. İlk üç asır bu yönüyle önemlidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı çağ benim içinde bulunduğum çağdır. Sonra bizden sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler diye ilk üç çağı, ilk üç nesli, ilk üç kuşağı ...hayırlı olarak yad etmektedir. Hocam şimdi orada işte... E, ...yani bizim bildiğimiz manada asır mı? Yani yüzyıl mı? Yoksa işte bahsettiğiniz gibi kuşak mı? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam batın kelimesini kullanıyor. Orijinali. Batın Türkçemizde de kullanılıyor. Yani bir kuşak demek. Dolayısıyla... Ee, ben birinci, 20 yıl gibi biliyorum hocam. Bir Birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü, üçüncü nesil. nesil. Bu da nasıl hesap ediliyor? Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler sahabe kuşağı, sahabe nesli. Onları görenler tabi'in nesli. Onları görenler de tebe-i tabi'in nesli. Evet. Dolayısıyla bir kimse Hazreti Peygamber'i görmüşse birinci kuşaktan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görememiş. O bahtiyarlığa nail olamamış. O fazileti elde edememiş. O muazzam haslete nail olamamış. Aynı dönemde yaşasa da sahabi değil. Mesela özellikle de bizim memleketimizde tanınan şekliyle Veysel Karani Hazretleri yani Üveysel Karani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek için evine kadar gelmiş evinde bulamamış dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı görme şerefine nail olamamış. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ondan bahsetmiş, yapabiliyorsanız duasını alın demiş. Bu yönüyle de tabiin neslinin yani sahabeyi gören neslin en büyüğü olarak kabul edilmiş. öyle olmakla beraber sahabe neslinin en faziletçe aşağı derecede olanına kıyas edildiğinde onunla değerlendirildiğinde arada fersah fersah fark olduğu kitaplarımızda geçiyor. Dolayısıyla burada e, bakılacak olan olay şudur. Sahabe mi? Yani peygamberi görmüş mü? Yok. Peki sahabeyi görmüş mü? Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife için sahabeyi gördüğü söyleniyor. O zaman ikinci kuşaktır. Evet efendim İmam-ı Azam'ı görenler onlar da üçüncü kuşak. Yani onlar tebe tabi'in, tabi'ine tabi olmuşlar. Bir adam efendim peygamber zamanında yaşayıp peygamberi görmemişse, tabi'in zamanında yaşayıp sahabeden kimseyi görmemişse, tebe tabi'in zamanında yaşayıp onlardan kimseyi görmemişse, dolayısıyla bu fazileti elde etmiş olmaz. Burada Önemli olan onların feyizinden feyiz almaktır. Yani e, burada da şu söz konusu oluyor. Demek ki insan kimlerle oturup kalkarsa onların bir inikası söz konusu oluyor. Bundan dolayı sadıklarla, salihlerle, iyi insanlarla oturup kalkmak tavsiye ediliyor. Bugün pozitif enerji diyorlar. Yani bir insan geliyor meclise pozitif enerji yüklü. Herkes şen şakrak hale geliyor. Bir insan da geliyor efendim sirke satıcısı gibi yüzü asık yüzünü buruşturmuş insanlar onu gördükçe kaçacak delik arıyorlar. Dolayısıyla insan salih insanlarla beraber olduğunda Allah'ı hatırlatan insanlarla beraber olmaya çalışırsa onların boyası ona da boyanıyor. Şimdi e, buraya nereden geldik? Trafikten geldik hocam. Trafikten Trafikte... gide gide buraya evet. kadar geldik. Yani ne diyorduk? Biz dini, edebi, adabı peygamberden, peygamberin ashabından ve peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hayırlıdır diye teskiye ettiği, referans verdiği kimselerden alıyoruz. Yani ilk iki asır takriben. Ee, ...bu neslin içinde bulunduğu asıl. Ee, şimdi baktığımız zaman yol adabına... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir defa yolu kapatmayı... ...bizlere yasaklıyor. Yani yolda giderken... ...eğer akıcı bir yolsa... ...durup park etmek gereksiz yere... ...efendim bekleme yapmak, duraksama yapmak... ...trafiğe mani olmak... Bunlar yasaklanmış. Bazen bakıyorsunuz bir caddeden geçerken abinin bir tanesi, ablanın bir tanesi yolcu indiriyor. Biraz gayret etse, kenara düzgün bir şekilde arabasını bırakıp yolcusunu indirebilir, alabilir veya yükse yükünü alabilir, indirebilir ama öyle yapmıyor. Arkadan akan trafiği kesecek bir şekilde Efendim iki dakikaya iki dakikada ne olur iki dakika bekleseniz. Ama bu iki dakika bekleseniz ne olur diyen mübarek kardeşimiz kendisi beklemeye sıra gelince iki saniye beklemeye tahammül edemiyor. Demek ki en temel kural sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle sen de davran. Yani empati yapmak lazım. İkincisi en temel kurallarımızdan bir tanesi def-i mefsedet celbi maslahattan mukaddemdir. Yani kimseye zarar vermeme öncelikle bu ilkeyi benimsemek lazım. Dolayısıyla eğer bir yerde trafik kitlenecekse bir dakika bile olsa akan bir trafiği meşgul edecekse bir insan öncelikle buna sebebiyet vermemeye dikkat etmeli. Efendim kendisi şahsi menfaatini belki 100 metre ileriye park ederek belki 2-3 adım daha fazla taşıma zahmetine katlanmak suretiyle ama oldu ya bir yaşlı insanı başka türlü bir imkanınız yok her tarafta araçlar var yani o yolun ortasında durarak indirmek durumundasınız. Hemen ona göre tertibatınızı alıp en kısa bir şekilde... ...sonra da usulüne uygun bir şekilde arkadakilerden de özür dileyerek... ...evet sizin yaşlınızdır, herkesin yaşlıya saygı göstermesi lazım. Ama yaşlıya saygı gösterildiğinde yaşlının veya ona hizmet edin... ...teşekkür etmesine mani bir durum değildir bu. Dolayısıyla yani trafikte insan kendini ön sırada görmemeli. Yani ben gideyim millet ne yaparsa yapsın gemisini kurtaran kaptardır telaşında olmamalı. Aslında trafik çok tehlikeli bir mecra olduğu gibi çok büyük sevap kazanma imkanı veren de bir mecradır. Yani şimdi bir insan tali yoldan ana yola geçmeye çalışıyor. Önünden arabalar vızır vızır geçiyor, kimse yol vermiyor. Siz durmuşsunuz, ona buyurun efendim, geçin diye işaret etmişsiniz, güler yüzle. O da geçmiş. Yani bu bir sadakadır, bu bir kazanmadır. Hem o insana değer vermedir, hem tebessüm yaparak, tebessüm ederek ona yol vermiş olmanız bir kazançtır. Dolayısıyla Müslüman bu tür kazançları ihmal etmemeli. Ama, iki dakika bekleme oldu diye kornaya basıp selektörü yakıp arkadan bağırıp ne duruyorsun kardeşim ilerlesene diye bağırırsanız hem kendinize zulmetmiş olursunuz hem trafiktekilere zulmetmiş olursunuz. Trafikte insan o direksiyonun başına geçince basılıyor hocam kendisini o arabanın hakimi kralı zannediyor. Ben basarım giderim kardeşim yok yani araç da bize bir emanet Diğer araçlarda bir emanet, milli servet. Dolayısıyla Allah bir nimet vermiş. Bu nimeti Allah'ın diğer kullarının hukukuna da riayet ederek kullanmak lazım. Ben e, bir yönüyle e, trafiğin bir nefis terbiyesi vasıtası olduğunu, bir yönüyle de bedavadan sevap kazanma aracı olduğunu, yani düşünsenize ee, özellikle de işte trafikte acemi olan birine yol vermeniz, ona öncelik tanımanız, efendim, e, insanları taciz etmemeniz veya arkadan işte bir adam belli ki dörtlüleri yakmış, acelesi var, sağa çekilmeniz, yol vermeniz. Bunlar e, yani çok basit bir şekilde büyük sevapların kazanılabileceği alanlar olarak görülmeli, değerlendirilmeli. Bir insan Özellikle de bu tür şehir hayatının olduğu yerlerde, bu tür stresin yoğun olduğu yerlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini unutmamalı. Allah için kardeş olunuz diyor. Ve la birbirinizle nefretleşmeyiniz. Nefrete sebep olacak. Efendim kırılmaya, darılmaya yol açacak şeylerden kaçmalı. Gönül kazanmaya bakmalı efendim en azından basit bir meselede de olsa insanlara yol verebilmek, yol açabilmek bir de unutmamak lazım ki yeryüzünde e, öncelik sırası önemlidir. Yani önce yaya vardı. Sonra araçlar çıktı. Binaenaleyh burada öncelik sırasını yayalara vermek lazım. Ama yayalarda öncelik benim diye olur olmadık yerde kendi hayatlarını tehlikeye atmamalılar, ne kendilerine ne de bir başkalarına sebep olmamalılar. Bunun için e, özel yazılmış eserler var yani yol adabı, trafik adabı diye buralara bakmak lazım, buralardan istifade etmek lazım. Fakat temel iki kural, sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Efendim, öncelik zarar vermeme yönünde olmalıdır. Kişisel menfaatimiz çıkarımız. Sonradan da gelebilir. Bu yönüyle bakıldığında trafik e, seyir sefer emniyeti istenildiği gibi gider diye ümit ediyorum.